sunucusu ile karşınızdayız. Bugünkü programımızın konusu Türkiye'nin neden afetler ülkesi olduğu, Türkiye'nin fiziki coğrafyası. Konuyu bugün jeomorfolojik açıdan ele alacağız. Profesör Doktor Antonio Trupia'nın danışmanlığında hazırladığımız bu programımızın konuğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Ertek. Hoş geldiniz Sayın Ertek. Hoş bulduk hocam. Özellikle fiziki coğrafya ve jeomorfolojik açıdan ülkemizin yapısını karış karış gezen ve inceleyen Ahmet Ertek konusunun uzmanı bir bilim insanımız. Bugün stüdyoda iletişim uzmanımız Selin Canik de zaman zaman tartışmalarımıza katılacak. İletişim dünyası açısından Türkiye'nin neden afet ülkesi olduğunu, bunun nedenlerini bu konuda halkımızın görüşlerini stüdyoya aktaracak ve halkımızın sorunlarına tercüman olmaya çalışacak. İyi akşamlar. A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler programına hoş geldiniz efendim. Aslında hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve su baskını gibi olayların bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, jeolojik verilerden yoksun imar planları ve ranta dayalı hızlı kentleşme sonucu afete dönüşüyor. Evet, Türkiye afet ülkesine dönüştü. Bugün nedenlerini masaya yatırıyoruz. Ve çevre kirliliği ve kaynakların bilinçsiz kullanım sebebiyle Türkiye'de göller maalesef birer birer kuruyor. Şimdiye kadar bilmiyorum haberiniz var mı ama 14 gölün de haritadan silindiği söyleniyor. Evet efendim, programımız başlıyor. Şimdi özellikle bir VTR ile giriş yapalım Sayın Ertek. Arkasından da bir halkın sesi sorumuz var. Türkiye neden afetler ülkesidir? Her bölgesinde farklı iklim ve buna bağlı olarak farklı bir toprak yapısına sahip olan Anadolu coğrafyası, jeomorfolojik açıdan da farklılık gösteriyor. Türkiye'nin her bölgesinde birbirinden farklı olan doğal afetler çeşitli zaman aralıklarıyla yaşanmaya devam ediyor. Kimi bölgelerde deprem riski olmazken erozyon ve heyelanlar, kimi bölgelerde hem deprem hem kasırgalar yaşanabiliyor. Peki bu afetlerin birbirleriyle bir bağlantısı var mı? Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen doğal afetler birbirini tetikler mi? Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Ertek tüm bu soruların cevabını A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler izleyicileri için yanıtlayacak. Türkiye neden bir doğal afetler ülkesidir? Yeni oluşmuş ülke olduğu için ve altındaki fay hatları yüzünden dolayı. Çünkü denize daha yakın olduğu için, üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için. Hani yer altında da sular geçişi olduğu için. Türkiye'de de yüzyıllardır var olan bir ülke. Çeşitli jeolojik asırlar geçirmiş. Fay hatlarının üzerindeyiz mesela, en azından. Bunun için tabii yani. Ya soru tabii konumuz esasında gerçekten Türkiye neden afetler ülkesi? Sokak röportajlarımızda ilk genç bir delikanlı vardı. Yeni bir ülke olduğumuz için bence o güzel bir cevaptı, yanıttı daha doğrusu. Acaba gerçekten yeni bir oluşum, yeni bir jeomorfolojik oluşum olduğundan dolayı mı, yoksa gerçekten Türkiye'nin afetler ülkesinde bizim insanların bir katkısı var mı? Sayın Ertek, nasıl cevaplıyorsunuz bu soruyu? Şimdi sorunuz şöyle başladı. Anladığım kadarıyla Türkiye afetler ülkesi mi diye. Buna evet ya da hayır demek lazım. Bir kere her şeyden önce şu anda binlerce heyelan oluyor. Ama insanın canına ve kesesine dokunmuyorsa buna bir kere doğal afet demiyoruz. Ya da beşeri afetler de oluşabilir. Ama bugünkü konu doğal afetler. Baktığınız zaman hakikaten insanın kesesine ve canına, yani oradaki koyunlarına bir şey yapıyorsa, yamaçtan kopan bir parça, orada bir sürüyü yok ediyorsa, ona doğal afet diyorsunuz. Evet, evet. Türkiye doğal afet ülkesi mi? Evet, doğal afet ülkesi. Yani kendi içinde biraz sonra anlatacağız bunları. İki tane büyük fayı var. İki tane ana büyük fay zonu var. Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı. Buna çok mu yanaşmış? Fazlasıyla yanaşmalı. Hatta bu zonun içinde birlikte yaşamalı.
Doğru yaşayabilmiş mi? Hayır, yaşayamamış. Çünkü bunun üzerinde gerçekleşen onlarca deprem görmüş. Özellikle en büyük depremimiz diye ele aldığımız 1939 Erzincan depremi var. Manyetütü 9. İnsanların büyük bir çoğunluğu depremden ölmemiş. Bir kış ayı, bir Aralık sonu düşündüğünüz zaman donarak ölmüşler. Yani mesela Kobe'deki ölümlerin büyük bir kısmı da yangın ve zehirli gaz solumadan dolayı. Bu çok doğru. Ben Japonlara 2001'de Tokyo'ya gittiğim zaman Morfoloji Kongresi'nde özellikle sordum. Ya bizde gazetelerin büyük bir çoğunluğu manşet attılar. Gazeteler mi yanlış, acaba doğru mu diye. Evet dediler. Hakikaten baktığınızda biz şehirleşmeyi doğru anlamda yapamadık. Burada 5000 insanımız depremden ölmedi. Aynı Miyagi son deprem gibi düşünürseniz tsunami'den öldüler, depremden ölmediler. Orada da doğal gaz